Tüm oyun severlere merhaba. Kanal Duelo'da bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu seferki seçimimiz güncel bir oyun değil. Ancak kanal izleyicilerimizin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bahsettiğim Tales of Iron adlı iki boyutlu Souls-like oyun. Bu videoda yaklaşık iki buçuk yıl önce çıkan bu oyunun 2024 incelemesini yapacağım gibi aynı zamanda yeni eklenen DLC paketini de sizlere tanıtacağım. Umarım hoşunuza gider ve video sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek incelemeye geçelim. Adbox Studio adlı bağımsız firma tarafından geliştirilen Tales of Iron 17 Eylül 2021'de piyasaya çıkmış. Ve 2 yılı aşkın bir süre sonra firma 19 Aralık'ta Bright Fear Forest adında bedava bir DLC paketi oyuna eklemiş. İşte ben de bu vesileyle oyunun inceleme koduna eriştim ve böylece daha önce deneyimlemediğim oyunu oynayıp sonuna kadar bitirme şansı buldum. Tales of Iron'ın ilk olarak dikkat çeken özelliği fareler, kurbağalar, böcekler gibi karakterlerin dünyasında geçmesi. Uzaktan sempatik gibi görünse de oyun gayet zor. Özellikle de tasarım sırasında firma Hollow Knight'tan esinlenmiş ve net olarak belli oluyor. Belki Hollow Knight kadar çizim stili herkese hayran bıraktıracak gibi değil ama savaş sistemi bence daha tatmin edici. Şimdi bu bahsettiklerimizi biraz daha açalım. Öncelikle Tales of Iron'ın hikaye ve dünyasıyla başlayalım. Adback, orijinal bir oyun dünyası yaratmakta son derece başarılı bir iş çıkarmış. İnsanların yaşamadığı bu minik dünyada fareler ve kurbağalar hüküm sürüyor. Her iki tarafında ayrı gelişmiş medeniyetleri var ama birbirlerinin ezeli düşmanları. Aynı zamanda çevrede böcekler ve sinekler tehdit olarak yaşıyor. Oyunun sonlarına doğru yer altında köstebekler, DLC ek paketinde de sincaplarıyla tanışıyoruz. Yönettiğimiz karakter Reggie, Fareler Krallığı'nın prensi ve oyunun başında yaşanan talihsiz olaylardan sonra krallığını tekrar eski günlerine getirmek için mücadele veriyor. Spoiler olmaması açısından fazla detay vermek istemiyorum. Bilmeden tecrübe etmek çok daha güzel olacaktır. Karakterlerin kendi aralarında konuşmaları ise oldukça ilginç işlenmiş. Konuşma balonlarının içinde şekiller kullanılarak ve tuhaf sesler çıkararak iletişim sağlanıyor. Ne olup ne bittiğini anlamamız için ise hikaye anlatıcı yani narrator bulunuyor. Hikaye anlatıcıyı seslendiren ise Doug Cockle. Az da olsa belki o kimdi diyenler olabilir. Bahsettiğimiz kişi Geralt the Witcher'ın efsanevi sesi. Tabi burada Geralt gibi sürekli aksi ve huzursuz değil. Daha sakin ve yumuşak bir ton ile olayları bize anlatıyor ve yansıtıyor. Tales of Iron kendine özgü bir çizim tarzına sahip. Doğu Avrupa ahşap blok çizim sanatı ile yaratılan eserlerden ilham alınmış. Ve tüm karakterler ve arka planlar aynı stili yansıtıyor. Müzikleri de genelde oyunun temposu ile uyumlu ve ortaçağ Avrupa dönemini anımsatan şekilde bestelenmiş. Özetle Tales of Iron oyuncuyu oyun dünyasının içine rahatlıkla çekebilecek görsel ve işitsel tasarıma sahip. Tales of Iron tam anlamıyla iki boyutlu side scroller. Ancak burada odak noktası platforming yerine savaş. Bununla bağlantı olarak atlama zıplama çok az olduğu için seviyeler de genelde yer altına doğru ilerliyor. Oyunun Metroidvania özelliklerini içerdiğinde söyleyebiliriz. Yani belli bölgelere geçiş yapabilmeniz için belli teçhizata sahip olmanız gerekiyor. Ancak bunlar sürekli kullanılacak şekilde tasarlanmamış. Örneğin bir görev sonunda gaz maskesi elde ediyorsunuz ve bu sayede zehirli gaz olan ortamlara giriş yapabiliyorsunuz. Ya da belli miktar kaynak toplayınca üstünüzde odalar tamir oluyor ve yeni yerler açılıyor gibi. Yani belli yeteneklerin kazanılması yok. Oyun herhangi bir rol yapma öğesi içermiyor. Önceden belirlenmiş hikayede ilerliyoruz. Karakter gelişimi yok ancak silah ve zırh gelişimi var. Tecrübe puanı toplama veya seviye atlama yerine kaynak topluyorsunuz. Ve bunları kullanarak daha iyi teçhizata erişebilme veya sağlığınızı daimi arttırma olanakları açılıyor. Aynı zamanda topladığınız zırh ve silah planlarını demir ustasına vererek daha iyi teçhizata erişim sağlayabiliyorsunuz. Tales of Iron'ın en iyi yaptığı şey diye sorarsanız çoğunun cevabı combat yani savaş sistemi olacaktır. Ancak bu oyunda iki boyutlu savaş birçok side-scroller gibi hızlı ve seri kombolardan oluşmuyor. Arsenal'iniz kılıç, balta, mızrak ve kalkan gibi orta çağ silahları içeriyor. Ve bunların ağırlığını net bir şekilde hissediyorsunuz. Nasıl becermişler tam bilemiyorum ama oyundaki vuruş hissi mükemmel. Dark Souls gibi stamina yani enerji çubuğu kullanılmamış. Ama Dark Souls'a benzer şekilde savunmanın ve sabırlı oynamanın son derece önemi var. Savunma 3 şekilde yapılabiliyor. Öncelikle kalkan ile blok. Ama her saldırıyı bununla bloklayamıyorsunuz. Bazılarını L2 ya da işte LT ile Peri savuşturma yapmanız lazım. Bazılarında ise yuvarlak veya B tuşu ile sakınma yapmanız gerekiyor. Benim burada ufak şikayetim özellikle bossların bu tip saldırıyı çok kullanmaları. Temponuzu fazlasıyla bozuyor. Ve bazıları hatta rahatsız edici boyutta. Saldırı ise iki tuştan ibaret. Tek eliyle tutulan silah ile hafif saldırı ve çift el silah ile ağır saldırı. Her iki saldırıda basılı tutularak charge saldırısı yapılabiliyor. Bir de oyunun az ilerisinde uzak menzilli saldırı açılıyor. Ancak Japonca idareli kullanmak önemli. Oyunda düşman tasarımları gayet başarılı yapılmış. Her düşman tipi için izlemeniz gereken belli saldırı ve savunma stratejileri var ve bunları kendiniz bulmanız lazım. Boss dövüşleri ise bir hayli bolca. Bunların bazıları mini boss, bazıları ise özel tasarımlı boss'lar. Standart mob'lar genelde ekran değiştirince tekrar geri spawn oluyorlar ancak hiçbir boss bir daha belirmiyor. Oyunda tecrübe puanı veya kaynak kaybetme olmadığı için ölüm büyük bir ceza hissi bırakmıyor. Hatta checkpointler ve cephane zehir şişesi ve sağlık yenileme gibi noktalar oldukça sık kullanılmış. Oyun boyunca dövüşlerin bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Ama bir iki istisna dışında adaletsiz diyemem. Standart moblar zaten sizi pek zorlamıyor ama bosslar ve varyasyonları oldukça zor. Ancak her yenilgiden sonra daha iyi yaptığınız için moral bozucu olmuyor. En önemlisi de oyunda size verilen silah ve zırh dengesi oyun zorluğuna paralel olarak gidebiliyor. Oyun ilk çıktığı zaman böyle dengeli miydi bilemiyorum. Eğer ilk zamanlarda oynamış olan izleyicimiz varsa onların da bu konuda yorumlarını merak ediyorum. Bu arada en son boss'un hayatımdaki en zor mücadelelerden biri olduğunu söylemek isterim. 3 farklı aşamadan oluşan bir dövüş idi ve her aşamada farklı saldırı ve savunma taktikleri geliştirmem ve ezberlemem gerekiyordu. Bitirdiğimde gece geç saatti ve haykırmamak için kendimi zor tuttum ama kesinlikle değdi. Oyunun özelliklerini sayarken genelde hep artılarından bahsettim ama Tales of Iron kesinlikle kusursuz bir oyun değil. Bence en önemli eksiği görev yapısının iyi tasarlanmamış olması. Oyunda iki farklı yerde ilerlemeniz için kaynak toplamanız ve yan görev yapmanız gerekiyor. İşte buralarda tempo bir anda düşüyor ve önceden girdiğiniz yerlere tekrar sizi sokup bu sefer farklı düşmanlarıyla dövüştürmesi pek eğlenceli değildi. Zaten bir başka eleştireceğim konu da oyun dünyasının bir ölçeğinin benzer oyunlara kıyasla biraz ufak kalması. Bu nedenle aynı yerlerde biraz gereğinden fazla gezinmek zorunda kalıyorsunuz. Ancak oyunun bu açığını yeni çıkarılan genişleme seti kapatmış. Brightfield Forest adlı bu yeni hikayeye oyunu bitirdikten sonra erişebiliyorsunuz. Bu sefer Sincap Krallığı sizden yardım istiyor ve haritada yeni bir yer açılıyor. Burada da sizi bekleyen 13 adet görev var. Beraberinde 98 adet silah ve zırh ile şatonumuz için süs amaçlı upgrade'ler de mevcut. Bu tip bir içeriğin ücretsiz olması akıl alır gibi değil bu zamanda açıkçası. Destek olmak için firmaya para vermek istiyorsanız tabi Crimson Knight adlı bir ek pakette satılıyor. Ancak bu pakette sadece ek zırh ve silahlar var. Yani anlamlı bir içerik katkısı yok. Oyunun bir başka eksiği de daha doğrusu fazlası desek daha doğru bazı görevlerde yapay zekanın yönettiği karakterlerin bize eşlik etmesi. Belki hikaye açısından güzel ama savaşta son derece etkisiz kaldıkları gibi ekranı kalabalıklaştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Açıkçası çoğunda tek başıma savaşmayı tercih ederdim. Yine ufak bir şikayetim de sağlığım azaldığında ekranın renklerinin gitmesi. Evet bu bazı oyunlarda oyuncu uyarmak için gelenek haline gelmiş ama bu oyunda daha yeteri kadar yani sağlığınız düşmeden hemen devreye giriyor. Bu durum tabii e, rahatsız edici olabiliyor. İncelememizin sonunda anlattıklarımızı özetlersek Tales of Iron tatmin edici combat mekanikleri ve güzel hikaye anlatımı ile Hollow Knight, Blasphemous ve Salt and Sanctuary gibi iki boyutlu souls like klasiklerinin yanında olmayı hak ediyor. Bu oyunu peki kimler oynamalı? Souls like oyunları seviyorsanız ve kendinizi iki boyutlu ortamda denemek istiyorsanız Tales of Iron bu isteğinizi karşılayacaktır. Özellikle de iki boyutlu oyunların platforming kısımlarını sevmiyorsanız bu savaş odaklı oyun sizin için ideal bir seçim. Tales of Iron'ın fiyatı acaba nerede uygun? Son olarak ona da bakalım. PC bilgisayarda oynamak için şu an en iyi seçenek Epic dükkanı. Steam'e yaklaşmayın bile. Epic'te 240 Türk liraya satılıyor. Steam'de ise 15 dolar. Bir başka uygun platform ise PlayStation. 18 Ocağı kadar indirimde 112 Türk lirasından satışta olacak. En son kanalda öyle de çektiğim indirim videosunda nedense bu gözümden kaçmış. Bu vesileyle bu indirimin de altını çizeyim. Tabi videoyu 18'inden sonra izliyorsanız e, değişecektir. Xbox'ta şu an indirim yok. 400 Türk lirasına satılıyor. E, aslına bakarsanız Switch'te bu oyunu oynamak elbette güzel olacaktır. Ne yazık ki fiyatlar ülkemiz dikkate alınarak belirlenmediği için 25 doları satılıyor. E, 25 dolar da tabii ülkemizin <laughs> ortalaması için çok yüksek bir rakam. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Bu arada Doyle kanalına ilk defa denk geliyorsanız kanalımız rol yapma oyunları ağırlıklı içeriğe sahiptir. Ancak bir yandan takım olarak genel oyun dünyasını yakından takip ediyoruz. Az önce izlediğiniz gibi oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, oynanış videoları, podcast'ler ve oyun dünyasından indirim haberleri gibi içerikleri kanal doluda bulabilirsiniz. Geçmiş videolara bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Gün geçtikçe büyüyen kanalımıza vermiş olduğunuz destek için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın. Frogs ended up buried in this revered place. More of his father's secrets. But for now, he had found the book. The other mysteries would have to wait. Reggie wished King Rattus were with him. to explain these creatures being here and if you were being honest because he missed his father's reassuring presence